zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yetişkinler olduğu kadar tabii ki çocuklar da olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ama ben bu süreçte en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetişkinler bir şekilde rutinlerine devam etmeye çalışıyorlar, iş yaşamına devam ediyorlar. Ama çocuklar günlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri okuldan mahrum kalmış durumdalar. Okul ortamı sadece öğrenme ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyordu. Bu durumdan mahrum kalmaları da doğal olarak çocukları negatif bir şekilde etkiliyor. Uzaktan eğitim süreci dışarıdan göründüğü kadar kolay bir süreç değil aslında. Hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu süreçten çok fazla beklentilerin olmaması gerekiyor. Yani aksaklıkların normal karşılanması gerekiyor. Çünkü bizim sarf ettiğimiz her negatif yorum çocukların eğitimden biraz daha uzaklaşmalarına neden olabilirler. Bu süreçte çocuklarla iletişim içerisinde olmak, onları bir şekilde öğrenmeleri konusunda pekiştirmek, motive etmek, onları öğrenme sürecinin içerisine çekmek çok önemli. Ayrıca ders çalışma ve ödev yapma konusunda da yanlarında bulunmak, onlarla sohbet etmek, sorular sormak çocukların yalnızlık hissini de azaltacağı için daha rahat ve kaygısız bir şekilde süreci geçirmelerini sağlayabilir. Çocuklar bu süreçte çok fazla yalnızlık çekiyorlar. Okul ortamında daha sosyallerdi, daha hareket alanları gelişti. Ama evde belirli bir metrekarenin içerisinde sadece aileleriyle iletişim kurabiliyorlar. Bu da sosyalleşme açısından çok ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Çocuklarla bu dönem içerisinde iletişim kurmak, ev içerisindeki bireylerin birbiriyle sıcak ilişkileri, birbirlerini desteklemeleri, duygusal paylaşımları çocukları olumlu yönde daha fazla etkileyecektir. Bu nedenle iletişime özellikle önem vermek gerekiyor. İkinci bir unsur olarak da duygusal paylaşım çocuklar için çok önemli. Duygularını ne kadar iyi ifade edebiliyorsa, çocuklar duygularını ne kadar paylaşabiliyorlarsa kaygıları da o düzeyde azalacaktır. Bu nedenle çocukları ailelerin bu konuda teşvik etmesi, duygularını paylaşması konusunda motive etmesi, yaşadıkları problemler karşısında nasıl bir çözüm yolu izleyebilecekleri konusunda örnek olmaları çocuklar açısından fayda sağlayacaktır. Aile içi iletişim çocuklar açısından çok önemli bir kavram. Çünkü biz dünyayı ailelerimizin gözüyle görürüz. Çocuklar dünyayı ailelerinin gözleriyle izlerler. O nedenle ailede bir tedirginlik varsa, bir kaygı varsa bu çocuklara direkt olarak yansıyabiliyor. Bu nedenle ailelerin kendi içerisinde kaygıyı en aza indirmeleri, bu süreçte iletişim kurarak birbirlerine destek olmaları, birbirlerinin tedirginliklerini anlayarak bu konuda onları olumlu yönde motive etmeleri, olumlu bakış açısıyla hareket etmeleri de çok önemli bir kavram. Aynı zamanda aktiviteler yapmaları da çocukların streslerinin azalması ve mevcut durumu en verimli şekilde kullanmaları açısından da katkı sağlayacaktır. Aktiviteler çocukların yaşlarına göre farklılık göstermekte. Okul öncesi dönemde daha çok evcilik oyunları, oyun hamurlarıyla şekiller oluşturma, az parçalı puzzle'ların yapılması, boyama çalışmaları, kesme yapıştırma çalışmaları, boncuk dizme gibi aktiviteler yapılabilir. İlkokul düzeyine geldiğimizde çocuklarla birlikte kitap okuma ve canlandırma çalışmaları yapılabilir. Bunun yanı sıra sanatsal faaliyetler yapılabilir. Yine puzzle çalışmaları, kutu oyunları, bulmaca çözme, aradaki farkları bulma gibi etkinlikler yapılabilir. Mutfakta birlikte keyifli zaman geçirilebilir. Bunun dışında ailelerle, uzakta olan bireylerle biraz daha iletişim halinde olmaları sağlanabilir. Online de olsa mutlaka arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle, akrabalarıyla iletişim halinde olmaları onların kendilerini biraz daha iyi hissetmelerine sebep olacaktır.
Ortaokul ve lise düzeyinde ise daha komplike etkinliklerin yapılması faydalı olacaktır. Örneğin bir beceri öğrenmesi, müzik aletinin çalınmasını öğrenmesi ya da sanatsal bir faaliyet olabilir. Bir spor dalıyla uğraşma olabilir. Sanal müze gezileri olabilir. Bunun dışında kitaplarla ya da filmlerle, izlenilen kitaplar ve filmlerle yapılacak tartışmalar olabilir. Bu konuda analizler olabilir. Bu tür faaliyetler çocuklar açısından faydalı olacaktır. Ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmek dışında yapması gereken bazı şeyler de var. Bunlar sağlık konusunda hassasiyetler olmakta. Çünkü pandemi nedeniyle biz aslında evlerimizdeyiz. Bu nedenle çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi, kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bilgi edinmeleri de çok büyük bir önem içermekte. Aynı zamanda uyku ve beslenme rutinlerine de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü metabolizmamız açısından uyku düzenimizin erken saatlerde başlaması, öğünlerimizi atlamadan düzenli bir şekilde ve sağlıklı bir yiyeceklerle beslenmek çocuklar açısından çok önemli. Bunun dışında günlük plana çocuklar için fiziksel aktivitelerin eklenmesi de gerekiyor. Çünkü çocuklar okul ortamındayken teneffüslerde arkadaşlarıyla dilediğince oyun oynayabiliyorlardı, etkinlikler yapabiliyorlardı ve enerjilerini atabiliyorlardı. Ancak şu anda evlerimizin içerisinde belirli bir metrekarede çok fazla hareket edemiyorlar. Bu da çocuklarımızın enerjilerini atmalarına maalesef engel olmakta. Günlük programlarına fiziksel aktiviteleri de katmak çocuklar için faydalı olacaktır. Okul ortamlarındayken teneffüslerde arkadaşlarıyla dilediğince oyun oynayabiliyorlardı ve enerjilerini atabiliyorlardı. Ancak şu anda ev ortamlarındalar ve dilediğince hareket edemiyorlar maalesef. Bu nedenle çocukların fiziksel aktiviteler yapmaları, egzersiz hareketleri yapmaları ya da dans etmeleri onların hem enerjilerini atmalarında hem de kaslarının zayıflamasını engelleme açısından faydalı olacaktır. Uzaktan eğitim nedeniyle artık çocuklarımızı teknolojiden tamamen uzak tutmak mümkün değil. Çünkü ödevlerini teknoloji vasıtasıyla yapıyorlar, derslerini teknolojik aletlerle dinliyorlar, öğretmenlerine bu araçlarla ulaşabiliyorlar. Bu nedenle kısıtlamaktan ziyade bunun sınırlı kullanımı daha uygun olacaktır. Çocuklarımıza yasaklar koymak dışında onlara teknolojinin bazı olumsuz etkilerinin de olabileceğini söylemek, onları bu konuda ikna etmek, teknolojiden bir nebze de olsa uzak durmaları konusunda fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca zaten uzaktan eğitim sürecinde oldukça teknolojiyle iç içe olan çocukların sonraki boş zamanlarında daha fazla fiziksel aktivite, hobiler veya ailece yapılan etkinliklerde bulunmaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır. Her ailenin atmosferi birbirinden ayrı. Ailede izlenen televizyon miktarı, televizyonun açık kalma süresi aslında bizim bu konudaki yorumlarımızı değiştirebiliyor. Ailede sürekli televizyon izleniyorsa çocukları bundan mahrum etmek çok da mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Kendimden örnek vermem gerekiyorsa benim evimde televizyon izlenmiyor. Bu nedenle çocuklarımın televizyon izlemek gibi de bir talepleri olmuyor. Ama ailelerde eğer televizyon izleniyorsa çocukların gündüz kuşağı programlarını ya da haber bültenlerini veya şiddet içerikli dizileri izlemesindense çizgi filmi izlemelerini tercih ederim açıkçası. Ama çizgi film izlemeleri olumsuz etkenlerden tamamen mahrum kalacakları anlamına gelir mi? Bence kalmaz. Çünkü aradaki reklam kuşakları veya çizgi filmin içerisindeki olumsuz etkenler de çocuklarımızı maalesef olumsuz etkileyebiliyor. En iyi yöntem belirli programların belirlenerek o programlar süresince televizyonun açık kalması, geri kalan zamanda da tamamen kapatılması. Çocuklara pandemi konusunda bilgi vermek gerekiyor. Çünkü belirsizlik ve bilgi eksikliği aslında kaygıyı artıran bir durum. Ama haber bültenlerinde, internet sitelerinde ya da ailelerin kendi aralarındaki konuşmalarda edinecekleri bilgi doğru bir bilgi değil, sağlıklı bir bilgi değil. Çocuklara yaşlarına uygun bir şekilde açık, net, kısa ve onların anlayabileceği düzeyde İçerisine duygu yoğunluğu katmadan bilgi vermek daha sağlıklı olacaktır. Çocuğun dünyada olup bitenlerden haberdar olması gerekiyor. Böyle bir durumda bir dünyayı etkileyen bir virüsün olduğu,
bu virüsün bazı insanları hasta ettiği, bazı insanları etkilemediği, bizim tedbirli olmamız gerektiği, yetkililerin bu konuda çalışmalar yaptığı ve kısa sürede çözüme ulaşacakları konusunda bilgi vermeleri, kısa ve net bir şekilde bu bilgileri aktarmaları sağlıklı olacaktır. Bunun dışında çocuk daha açıklayıcı bilgi istiyorsa da daha detaylı yaşına uygun bilgiler de verilebilir. Hepimiz belirsizliklerle savaşıyoruz. Çocuklar da aynı şekilde belirsizliklerle mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu süreçte de çocuklarda bazı duygular yoğunlaşıyor. Örneğin kaygı, üzüntü, hayal kırıklığı, öfke gibi duygular daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu duygularla baş etmesini öğrenmek için öncelikle bu duyguların normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu süreçte bu duygular tamamen normal. Önemli olan bu duyguların yaşanması değil, bu duyguyla nasıl baş edeceğimiz kısımda. Aileler bu duygunun nasıl yaşandığını, bu duygunun normal olduğunu, neler yapabileceklerini, problemler karşısında nasıl hareket edebileceğini eğer öğretirlerse ve örnek olurlarsa çocuklar bu durumu daha kolay bir şekilde atlatacaklardır. Çocuklarda kaygıların artmasının belli başlı sebepleri var. Bunlardan en başta gelen sebep, pandemi nedeniyle kendilerine ya da aile bireylerinden herhangi birine zarar geleceği düşüncesi. Diğer bir etkenimiz okul ortamından ve arkadaş ortamından uzak kalmaları ve sosyal destek alamamaları. Bir diğer nedenimiz ev içerisinde kalma ve kısıtlanmışlık hissi. En son olarak da ailelerin tedirginliğini hissetmede çocukların kaygısını artıran faktörlerden biri. Çocukların kaygılı olduklarını her zaman anlamak kolay olmuyor ama çocuklar bize bazı ipuçları verebiliyorlar. Çocuğun uyku düzeninde herhangi bir farklılık varsa, kabuslar görüyorsa, öfkelerinde artış varsa, daha hareketlilerse, üzüntülü bir ruh halleri varsa, ağlama nöbetleri geçiriyorlarsa, fiziksel bazı ağrılardan bahsediyorlarsa, ailelere, aile bireylerine yapışma, onlardan ayrılma korkuları başlamışsa, yeme düzenlerinde bazı bozukluklar varsa çocuğumuzda kaygı var diyebiliriz. Ama her çocukta aynı şekilde kaygı görünmesi muhtemel değil. Bazı çocuklarda bazı semptomlar görülürken bazı çocuklarda da diğer semptomlar görülebilir. Önemli olan kaygının ne kadar uzun süre sürdüğü ve işlevselliği ne kadar etkilediği. Bizim bakmamız gereken nokta burası. Çocuğun kaygılı olması durumunda ailelerin yapabileceği bazı etkinlikler tabii ki var. Öncelikle bilgilendirme çok önemli çünkü belirsizlik ve bilgi eksikliği kaygının en büyük nedeni olmakta. Çocuğun öncelikle ne kadar bilgiye sahip olduğu öğrenilmeli, daha sonrasında da yaşına uygun kısa ve net bilgilerle çocuk bilgilendirilmeli. Diğer bir faktörümüz ise çocuğu telaşlandıracak aşırılıklardan kaçınılması gerektiği. Özellikle annelerin ev ve titizlik konusunda fazla aşırı tutumları çocukların kaygılanmasına neden olabilmekte. Diğer bir etkenimiz ise çocuklara abartılı ve anlamsız güvenceler verilmesi. İşte bizim ailemize hiçbir şey olmayacak, bize hiçbir şey olmaz gibi abartılı güvenceler çocukların aslında kaygısının yatışmasına değil, daha fazla kaygısının artmasını sağlamakta. Kaygıyı yok saymak, küçümsemek, görmezden gelmek aslında kaygının artmasına neden olan faktörlerden de biridir. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi kaygı normal bir duygu. Bu süreçte yaşayacağımız normal bir duygu ve bunun normal olduğunu kabul ederek nasıl çözümleyebileceğimiz konusunda çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Diğer bir etkenimiz ise bu süreçte aile içerisindeki iletişim, aktiviteler, mizah duygusunun aile içerisine katılması olacaktır. Gülmek, eğlenmek, şakalaşmak, bazı taklitler yapılması aile içerisinde mizah duygusunun gelişmesine ve bu da kaygının azalmasına katkı sağlayacaktır. Diğer bir unsurumuz ise çocukların gündelik yaşamlarına, rutinlerine devam etmelerini sağlamak, okul programlarına uymalarını sağlamak ve bu şekilde rutinin korunmasını sağlamaktır. Travmada da olduğu gibi rutinin korunması aslında kaygı düzeyimizin azalmasına ve kendimizi daha güvende hissetmemize katkı sağlıyor.
Bunun dışında yapılabilecek farklı egzersizler de var. Kas gevşetme egzersizleri, nefes egzersizleri, hayal kurma gibi egzersizler bizim kaygılı ortamdan uzaklaşarak daha rahat olmamızı, kaygımızı kontrol edebilmemizi ve daha rahat hissetmemizi sağlayan etkinliklerdir. Bunlar hem çocuklar hem de yetişkinler için yapılabilecek bazı egzersizlerdir. Duygularını yansıtmakta zorlanan çocuklar için duygularını yansıtabileceği etkinlikler konusunda yönlendirmek bizim için fayda sağlayacak etkinliklerin başında geliyor. Çocukların resim yaparak, oyuncaklarını konuşturarak, mevcut olan durumu hikayeleştirerek duygularını aktarmasını sağlaması kaygıyı azaltacaktır. Ailelerin bu süreçte kaygılarını azaltmak için kendileri için de aktiviteler yapması önem arz etmekte. Çünkü bu süreçten yalnızca etkilenen çocuklar değil, aynı zamanda yetişkinler de etkileniyor. Eğer yetişkinlerin ruhsal durumu iyi olmazsa iyi ebeveynlik de yapamayacaklardır. Bu nedenle kendi stresimizi kontrol etmemiz çocuklarımıza da kaygıyı yönetme konusunda fayda sağlayacaktır. Tüm bu süreçler eğer işe yaramazsa, çocuklarımızda yoğun kaygı devam ederse bir uzmandan yardım almaktan da çekinmemek gerekiyor.